gizemli bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bilim insanlarının bile çözmekte ve açıklamakta zorlandığı arkeolojik keşiflerden bahsedeceğiz. Ezber bozan ve merak uyandıran videomuza gelin vakit kaybetmeden geçelim. Bir, Manpupuner kaya oluşumları. Uralların Stonehenge olarak da bilinen bu gizemli oluşumlar Rusya'nın doğa harikalarından biri. Yedi güçlü adam veya Komi Cumhuriyeti'nin direkleri olarak da bilinen bu devasa taş sütunlar Ural Dağları'nın kuzeybatısında bulunuyor. Manpupuner ise Komi dilinde idoller dağı demek. Bir dağın 200 milyon yıl boyunca ayakta kalan kalıntıları olduğu tahmin edilse de bu kaya oluşumlarının görünür bir kaynağı bulunmuyor. Sütunlar özellikle kışın karla kaplı oldukları zaman muhteşem görünüyor. Kaynaklarının tam olarak bilinmemesi de ortaya çok sayıda iddia atılmasına neden olmuş. Mesela birçok kişiye göre bu dev kayalıkların içerisinde yıllar önce yaşamış devler var. Yine iddialarına göre yapılan incelemelerde dev kayalar ve içleri böyle görünüyor. Peki sizce Manpupuner kayalarının içinde gerçekten devler olabilir mi? 2. Beyale şifreleri. Beyale şifreleri bize kayıp hazinenin yerini söyleyebilir mi? Beyale belgeleri 1816 yılında 30 farklı erkekle bufalo avlamak için Colorado'dan Virginia'ya seyahat eden Beyale adlı bir adamın efsanevi hikayesi. Bir süre sonra av macerası maden keşif gezisine dönüşmüş. Hikayeye göre Beyale ve adamları 2 yıldan fazla bir süre madeni kazmışlar ve binlerce kiloluk altın ve gümüş cevheri elde etmişler ve bunları Virginia'daki Buffertville kasabasından sadece 6,5 kilometre uzakta bulunan bir alana gömmüşler. Beyale Robert Morris adında bir hancıya 3 sayfalık şifreli bir mesaj bırakmış. Şifreli 3 sayfa hazinenin yerini, madencilerin akrabalarının isimlerini ve gömülü hazinenin içeriğini içeriyormuş. 1885 yılında bu 3 şifreli sayfa Beyale belgeleri adı altında kamuya satılmış. Geçen yüzyılda bu kodları kırma arayışı orduyu, bilgisayar bilimcilerini ve komplo teorisyenlerini cezbetmiş. Ama hepsi başarısız olmuş. 3. Veronica'nın peçesi. Bilim dünyasının açıklayamadığı bir diğer keşifte sıra. Veronica efsanesi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Azize Veronica, İsa'nın çarmıha gerilmeye Kalvarya'ya giderken yüzünü silebilmesi için bir bez sunan bakire kadın olarak biliniyor. İsa'nın çektiği acıdan etkilenip Veronica mendilini yüzündeki teri ve kanı silmesi için İsa'ya vermiş. Efsane ise İsa mendili kadına geri verdiğinde İsa'nın yüzünün suretinin mendilin üzerine geçmesiyle doğmuş. Efsanevi kumaşın kendisinin mucizevi iyileştirici özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Bir inanışa göre İmparator Tiberius cüzdan hastalığına yakalandığı sıralarda mucizevi peçeyi duyuyor ve onu iyileştirmek için Veronica'yı çağırıyor. Veronica ise kısa süre içinde imparatoru iyileştiriyor. Ancak Veronica'nın bu merhamet eyleminin öncesinden veya sonrasından bahseden hiçbir efsane yoktur. Ne zaman doğduğu, ne zaman hayatını kaybettiği bilinmiyor. Zaten Azize Veronica, İncil'de bahsedilen bir karakter değil. Bu hikaye sadece ağızdan ağza aktarılmış bir Katolik inanışıdır. Veronica'nın peçesi o zamandan beri halktan saklanıyor ve nadiren görülen özel bir parça olmaya devam ediyor. Peki sizce Veronica'nın peçesi ve hikayesi gerçek olabilir mi? 4. Büyük Gize Sfenksi. Mısır'da bulunan ve yapılış tarihi tam olarak kestirilemeyen Sphinx heykelleri birçok gizemiyle keşfedilmeyi bekliyor. 2500 dolaylarında Firavun Kafre tarafından yaptırıldığını düşünseler bile bugüne kadar bulunan hiçbir anıtta ya da yazıda bunu destekleyen bir ifadeye rastlanmamış. Yarı insan, yarı aslan heykeli olan Sphinx'in hangi tarihte yapıldığı hala daha bilinmiyor. Bunun yanında Sphinx başka bir gizeme daha sahip. Büyük Gize Sfenksi'nin altında olduğu tahmin edilen iki oda, Mısır Firavunu Keops'un hazinelerinin keşfini sağlayabilir. Arkeologlar, Büyük Gize Sfenksi'nin de aralarında bulunduğu dev yapıların bir tüneller ve odalar ağıyla birbirine bağlanmış olabileceği ihtimalini araştırıyorlar. Büyük Gize Sfenksi'nin kuyruk kısmında yer alan derin çukur geniş bir odaya çıkıyormuş. Bu odanın da Firavun Keops'la ilişkisi olabilir.
Büyük Gize Sphinx'inin arkasında yer aldığı düşünülen büyük odaya ek olarak yapının ön pençeleri altında da bir odanın olabileceği düşünülüyor. Bu odaların ne amaçla kullanıldığı net bir şekilde bilinmiyor. Gizli tünellerle yeni keşiflerin sağlanacağı belirtiliyor. Beş, minyatür tabutlar. İskoçya'da bulunan minyatür tabutlarla videomuza devam ediyoruz. Minyatür tabutlar, ilk yerli çocuklar tarafından 1836'da bir mağarada keşfedilmesine rağmen 200 yıldır gizemli kalmaya devam ediyor. 17 tane minyatür tabutun içinde küçük insan figürleri bulunuyor. Yapılan araştırmalarsa tabutların amaçlarını veya bunu yapanların kim olduğunu tespit etmeye pek de yakın değil. Araştırmacıların bazıları onların bir büyü olduğunu söylerken bazıları da onların denizde kaybolan insanların sembolik bir cenazeleri olduğunu iddia ediyorlar. Merak uyandıran teorilerden biri de tabutların seri katil Burke ve Hare tarafından parçalanarak hayatlarına son verilen 17 kişinin dolaşan ruhlarını susturmak için yapıldığını öne sürüyor. Ama hiçbir teori kanıtlanabilmiş değil. Günümüzde ise bu küçük tabutlardan sadece 8 tanesine ulaşılabilmiş ve İskoç Ulusal Müzesi'nde sergileniyorlar. Peki sizce bu minyatür tabutların amacı ne ve kimler tarafından yapılmış? Altı, dikili taş. Bilim dünyasını şaşkına çeviren arkeolojik keşiflerden bahsetmeye devam ediyoruz. İspanya'nın güneyinde M.Ö. 5. ve 6. yüzyıllar arasında tarihlenen bir megalit kompleksi bulunmuş. Araştırmacılar 500'ü aşkın taştan oluşan sit alanının türünün en büyükleri arasında yer aldığını ve mükemmel bir şekilde korunmuş olarak bulunduğunu söylemiş. Bu keşifteki en çarpıcı şeylerden biri taşların tek bir yerde adeta bir arada toplanmış olması. Aynı zamanda da iyi korunmuş olmaları. Henüz dikili taşlarla alakalı çok fazla şey bilmiyoruz. İncelemeler ve araştırmaların 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor. Bilim insanları anıtın bu dönemde insanlığa ait çok önemli bilgiler sunacağını düşünüyor. 1- Bilim dünyasının bir türlü açıklama getiremediği arkeolojik keşiflerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu gizemli keşiflerle alakalı sizin teoriniz ya da açıklamanız var mı? Varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz.